kendinizi çok değersiz hissettiğiniz oldu mu hiç? Hatta şu uzakta gördüğünüz parıldılar gibi mini minnacık. Varlığıyla yokluğunu bile fark edemeyeceğiniz kadar ufak hissettiniz mi? Ben hissettim. Ama merak etmeyin, sandığınız kadar hüzünlü bir şey değil bu. Çünkü kendinize yakından bakma cesaretine sahipseniz... İçinizdeki dünyayı görebilirsiniz. Tabii önceden pek çok insan gibi ben de bu cesaretten yoksundum. Hani derse girmeyince kimsenin dikkatini çekmeyen insanlar vardır ya, işte o bendim. Tanışır tanışmaz adını unuttuğunuz kişiydim ben. Evet evet, öyleydim. Ve hayat her fırsatta bunu suratıma vurmaktan çekinmiyordu. Bakın neler yapacağım ona. Mesela bu Batu. Ev arkadaşım. Ona sorarsanız hayatta tek başarılı olduğum şey omlet yapmak. Kim yaptı onu? E haklı. İTÜ makineyi 9 yılda bitirmek herkesin harcı değil sonuçta. İşte bu da masal. Batu'nun sevgilisi. Ona göre ise benim 29 yaşına kadar hayatta kalmam bile büyük mucize. Bu da... Türkan abladan şimdi bahsetmek istemiyorum. Onu nasıl olsa tanıyacaksınız. Ve karşınızda Gizem. Hayatımın kadını. Aslına bakarsanız o zamanlar varlığından haberdar bile değildi de. Aha, bu da o Arda denen... Tövbe tövbe. Pis herif etrafında dolaşıp duruyordu o zamanlar. İşte bu köpek de benim. Bir baltaya sap olamazsan it gibi sürünürsün oğlum, derdi annem. Sanırım şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Ne yapayım? Mühendislikte dikiş tutturamayınca hayatımda en rahat olduğum yerde bir kostümün altında çalışmaya başladım. Dünya hali dedikleri bu olsa gerek. Bir zamanlar tam olarak böyle biriydim işte. Ama Gizem'den sonra... Biraz hızlı mı gidiyorum acaba? İyisi mi siz arkanıza yaslanıp kulaklarınızı dört açın. Ben de sizi bu eğlenceli masalın ta başına götüreyim. 20 tane çocuğu 2 saat eğlendireceksiniz. Çocuklardan biri ağlama krizine girmiş, hastaneye kaldırmışlar. Öbürü baygın. Yapmayın arkadaşlar ya. Adam sürekli müşterimiz. Serdar Efendi diyor, abi benim param nerede? Onu o Batu'ya soracağım. Gitmiş herifin vazosunu kırmış. Adam diyor bana 2000 lira vazo parası bilmem ne. Ona mı yanalım? Herif sürekli müşterimiz. Ona mı yanacağız yani? Yapmayın etmeyin ya. Anlamakta zorluk çekiyorum ya. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Rüyamda yine Gizem'i gördüm. Of. Omlet yine ateş ediyor kardeşim benim. Eline sağlık. Öyle. Çayırlıklar, çimenlikler, bayırlar falan. Bartu yine fazla kaçırmış. İnsan konuşuyor lan burada. Ah başım. İnsan bir he he falan der. Kardeşim, her gün aynı rüya. Biz alıştık artık. Sen de alış. Ve her gece aynı gerginlik. Ne gerginliği? Dün gece barda olanları hatırlamıyor musun? Dert etme denmez, derdi olana. Gel gitme denmez, yolcu olana. Geldiğinde zurna gibiydin. Herkesi salça olup durdun. Zor oturttuk seni baraya. Biz olmasak birilerinden kesin dayak yemiştin hatta. Yine mi aynına kara? Tam insana dönmüştün ki Gizem'le Arda girdi bara. Gizem görmedi değil mi bunları? Görmedi de. Görmedi. Görmedi. Yeminle yüzüme bakmayacak. Zaten bakmıyor ki sana. Yani. Lan arkadaş dediğin az birazcık destek olur be. Aslansın kaplansın bir şeyler der. Olmadı sana kız mı yok falan der. Vallahi kusura bakma Serdar. Sana kız yok. Hah. Bak anacığına söyle sana Mudanya'dan bir kız bulsun. Sen de rahat et, biz de rahat edelim. Bırak şu gizemimizi ya.
Ağzını yüzüne Batu, ağzını yüzüne. Öpsün lan, öpsün. Efendim anne, ne oldu? Çok güzel şeyler oldu tontişim. Anneciğim, 30 yaşına geldim ben artık. Tontiş nedir ya? Hah, ben de onu diyorum işte. 30 yaşına geldin, okulunu bitirdin. Hala İstanbul'larda sürtüp duruyorsun. Artık hayatını bir düzene koymanın vakti gelmedi mi oğluşum? Benim hayatım gayet düzenli anneciğim. O çıkardığın pantolonu orada bıraktın değil mi? Yok, kirli sepetinde. O çorapları da yatağın altına ittiriverdin. Ya evimi bir görsen var ya, öyle bir düzenli ki aklın hayalin durur. Kesin öyledir. Bak oğluşum, ben düşündüm, taşındım, bir karar verdim. O evi toparlayacak bir kat oldu. Anneciğim, benim başıma gündelikçi falan çıkarma gözünü seveyim. Ben gayet iyiyim. Ne gündelikçisi lan? Kız diyorum, kız. Evlenmeli. Adı da Neriman. Yuh. Şey yani, nereden çıktı ya bu sabah sabah şimdi? Oldu. Öğleden sonra arayayım o zaman. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Karşıma birini çıkarttığın mı var? Mis gibi bir kız buldum diyorum sana işte. Aa, bak anasıyla babası da karşımda duruyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Halime. Alo, Serdar oğlum, nasılsın? Ben Gülsüm teyzen. Sen de merhaba desene çocuğa. Merhaba oğlum, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ha oğlum. Anneciğim, şu anda... Aslında birazcık meşgulüm. Tamam o zaman. Sen işin bitince ararsın beni. İyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne diyor oğlan? Oldu bu işaret. Yakında düğünümüz var. Hadi inşallah. Dergimizin bu ayki dosya konusu filofobi. Filofobi, kelime anlamı olarak aşık olma korkusu anlamına geliyor. Basitçe açıklamak gerekirse, sürekli kötü ilişkiye maruz kalan insanlar bir süre sonra aşka karşı güvensizlik duymaya başlıyor. Geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları sanki başlayacakları her yeni ilişkinin aynı faciayla sonuçlanacağı düşüncesini doğurur. Bu düşünce bir süre sonra kişiyi büsbütün sarar ve mutsuz kılabilir. İşte biz bu insanlara filofobik diyoruz. Umarım hiçbirimiz bu sendroma yakalanmayız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gizemciğim. Harika bir sunumdu. Rica ederim. Gizemciğim, canımın içi kuzum. Çok çok iyi. Olabilirdi. Keşke ben anlatsaydım, keşke ben sunsaydım. Hiç etkileyici değildin. Hitabetin çok zayıftı. Ayten Hanım uyudu. Ömer Bey'in esnemek... Keşke muhterem anneciğin de filofobik olsaydı Canberk. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemeseydi. Ay. Bitti mi arkadaşlar? Toplantıya dönebilir miyiz? Lütfen efendim, buyurun. Bir bana mı saçma geliyor? Niye aşk fobi dememişler ki buna? Böyle filofobi deyince filden korkmak gibi bir şey geliyor benim aklıma. Arkadaşlar, şu an içinde toplantı bitmiştir. Ben hemen araştırıyorum efendim, herkesten önce. Çekil. Gizemciğim. Aa, bu ne? Dergideki birinci yılın kutlu olsun. Ben çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Aşkım çok yedim ya. Hayırdır kanka, bu ne hal? Sen ne şomazlı bir adamsın lan Batu. Yoksa? Lan yeter yeter. İşiniz gücünüz zir zopluk be. Ulan ben o kızla evlenir miyim lan? Bilmiyormuş gibi konuşmayın, oturun yerinize. Bu çocuğun cidden ilaca başlaması gerekiyor. Yani dünyada evlenebileceği tek kız var, onu da reddediyor. Bak kendine gel. Anladık, seviyorsun. Tamam, boş zamanlarında yine sev. Boş zamanlarında mı? Evet.
Serdar'cığım, senin Gizem'e olan aşkın sadece şizofreniyle açıklanabilir. Aşkım veya mazoşizm. Aşkım ya da... Aşk lan aşk! Aşk be! Olacak diyorum. Yavaş yavaş diyorum. Olacak. Ama senin Gizem'le birlikte olma şansın yok. Neden lan neden? Neden? Çünkü kız gazeteci. Oğlum bunlar kariyer sevdalısı olur. Sen hayvan kostümleri giyen bir adamsın. Biraz mantık, birazcık. Bak biz sana yardım ederiz etmesine ama. Sen ve Gizem fizik kurallarına aykırı. Var mısınız lan iddiaya? Hate be. Bütün rızkımızı kumara yatır aşkım hadi. Varız ulan varız tamam. Varız. Sen zaten başka türlü gerçekleri de göremeyeceksin. Varız. Hem iddiaya gireceğiz hem de sana yardımcı olacağız tamam. Senin gibi bütün domatesleri hak et. Al bakayım bebeğim. Al canım ya. Al hepsini ye. Ye ye ye. Anlaştık. Hepsini ye bunların hepsini. Şimdi kızım arabadan sıkacağım. Tamam. Tamam aşkım şimdiden otel rezervasyonumuzu yapalım o zaman değil mi? Kanka yalnız bak. Sana bir hafta mühlet. Bu işi hallettin, hallettin. Yoksa kaybedeceğin tek şey iddia olmayacak. Ve her şey böyle başlamıştı. Derler ki dünya 6 günde yaratıldı. Benim de dünyamı yaratmak için tamı tamına 6 günüm vardı. İlk gün ışık olsun dendi. Sana bir soru. İlk buluşmada olmazsa olmazların nelerdir? A kıyafet, B oksijen, C köpek balığı, D hiçbiri. Köpek balığı abla. Çünkü biliyorsun ben köpek balığım olmadan bakkala bile gitmem. Ya abla, hani bizim yeşil küpe vardı ya onun tekini bulamıyorum gördün mü? Peki. Tercih edilen ilk dans şarkısı ne olmalıdır? A kapı gıcırtısı, B Antep'in hamamları, C, Fire of the Dark. Abla sen şaka mısın? Röportaja geç kaldım diyorum ya, azat et beni. Kızım, şaka olan bu. Sorulara baksana. Ay bilmiyor musun, onları Figen hazırlıyor işte. İşi gücü trollük. Abla, sen bana azap çektirmekten keyif mi alıyorsun? Kız, yavaş. Emin değilim ama biraz hoşuma gidiyor tabii. Ah. Sana asıl bombayı söyleyeyim mi? Hayır. Söylüyorum. Hayır. Bugün internette tanıştığım biriyle buluşacağım. Köpek balığımı ödünç alabilirsin ablacığım. Neden olmasın? Türkan abla ödümü kopardın. Ucuz parfüm. Sucuklu yumurta. Endişe. Evet, endişe kokuyorsun sen. Ne diyorsun? Nereye böyle? Şey ya, bir... Sana ne ya? Allah Allah, bir işim var. Kız tavlamaya gidiyorsun değil mi? Türkan abla, ben seni papağanla yaşayan bir asosyal olarak bilirdim. Hayrola? Bu şekilde işin zor senin. Run Forest, run. Çevremde böyle adamlar olduktan sonra işim zor tabii. Anasını satayım. Afiyet olsun. Masalcığım nasılsın? Bak sana ne getirdim. İyiyim canım. Ya ne güzel bir haber bu. Çok sevindim. De, siz daha yeni tanışmamış mıydınız? Yıldırım aşk kızım bizimki. Kuru kuru sevgililik ömrü geçmez ki. Siz düşünmüyor musunuz evlilik falan? Ah. Şey, benim bara dönmem lazım. Çok sevindim tekrar. Mutluluklar. Bak Ayşeler de evleniyormuş. Ya hayatım saçma sapan işler Allah aşkına ya. Ben seni seviyorum diye birinden onay mı almam lazım? Anlamadım ki. Öyle de işte. Yani bir noktada. Niye evleniyorsunuz ki niye? Sabaha kadar düşündüm. Harika bir fikir buldum. Sen ve harika fikir. Allah'ım kıyamet kopacak. Hayatım bir dur ya. Anlat sen kardeşim. Şimdi ben buradan direkt Gizem'in çalıştığı dergiye gidiyorum. Dağın diye herkesin içinde ilan aşk ediyorum. Nasıl? Güzel. Güzel.
Allah'ım çok şükür kıyamet kopmayacak. Tamam sen yine de öyle yap. Aşkım biz de Bodrum'a gideriz olmaz mı? Olur hayatım gideriz gitmez miyiz? De Refah ağzından bir kere çıkar. Yardım etmemiz lazım herife. Zira destek olmazsak doğru yolu bulamayacak arkadaş. Bu nasıl destek olmak ya? Hani kadınlar özgüvenli adamlardan hoşlanıyordu? Mis gibi plan işte. Kardeşim, özgüvenle hıyarlık arasında incecik bir çizgi var. O çizgiden sapma olur mu? Bu nasıl plan yapmak? Gerizekalı, feda eyleminden farkı yok. Allah'ım merhaba, yine ben Serdar. Hani çocuklarla su savaşı yaptıktan sonra kovulmayayım, başka hiçbir şey istemeyeceğim diye sizi rahatsız etmiştim ya. İstirhamım da alacak. Gizem'i bir an önce göreyim, anam. Amin. Bir vodka versene. Merhaba İhsan Bey, nasılsınız? Hiç iyi değilim Gizem Hanım, hiç iyi değilim. Sizin zaten haberiniz var mı? Tam 3 dakika 27 saniyedir beni burada boşuna beklettiniz. Bir de utanmadan nasılsınız diye mi soruyorsunuz? Bakın İhsan Bey, kusura bakmayın gerçekten. Biliyorsunuz İstanbul trafiği, yollar... Bahane bunlar, bahane Gizem Hanım. Siz kadın milleti var ya, hepiniz aynısınız. Size en basit bir konuda bile güvenilmez. Harika. Güzel geldi, güzel geldi, güzel geldi. Geldi. Oha. Sakin ol. Hayatım su versene. Allah'ım çok teşekkür ediyorum. Bu kadar çabuk beklemiyordum ama olsun. Çok sağ ol. Ne yapacağız lan biz? Su iç. Şimdi beni iyi dinle. Aynen şöyle yapacaksın. Ben gözlerinin içine bakacağım. Merhaba ben Serdar diyeceğim. Tamam böyle olacak. Çok güzel oğlum. Gizem ne haber bebeğim ya? Pardon. Kızım ben sana aşık oldum galiba falan. Akşam bana mı gelsen? Film falan izleriz. Üstüme rahat bir şeyler de alayım mı? Ah. Oha kardeşim sana. Oha. Daha ilk görüşte kızı eve mi davet ettin? Bir rahat ol diyorum sana ya. Bir denyoluk yapma ya. Ne diyeceğiz oğlum peki biz? Ne var ne istiyorsun? Hayırlısıyla sizi kendime isteyecektim de. Şey yani sevişmek için. Sevişmek derken karşılıklı sevmek maksatlı. Yoksa benim sekslemekse ne işim olur canım? Hayır yani o olur olmasına tabii de... Uygarlık savaşında... Ne saçmalıyorsun sen be? Defol git başımdan. Vur diyoruz öldürüyorsun ya. Bir kendin gibi olsan bütün problemleri çözeceksin biliyorsun değil mi? Yok yok tamam bitti bu iş. Yani en iyisi şöyle yapalım. Masal'ın dediği gibi hafta sonu siz Bodrum'a gidin. Hepten kapansın bu iş abicim. Serdar, kardeşim. %1 bile olsa bir şansın var. Hadi değerlendir şunu be. Ya hay dilim kopaydı da girmeyeydim o iddiaya. Ya çocukken de böyle oluyordu biliyor musun? Bütün misketlerimi üterlerdi benim. Ot geldik bok gideceğiz yemin ediyorum ya. Merhaba. Merhaba dedi. Ha yok şey ses egzersizi yapıyorum. Gizem ben. Serdar'dı değil mi? Serdar'dı. Çok memnun oldum. Ben Ah Güzel İstanbul dergisinde çalışıyorum. Az önce garson arkadaşla konuştum da filofobik biriyle röportaj yapmam gerekiyor benim. Sen de filofobikmişsin sanırım. Öyle miymişim? Ha öyleymişim. Öyle. İnanır mısınız? Bizim Serdar'ı göstermediğimiz hacı hoca kalmadı. Hala sağlığına kavuşamadı. Yazık. Allah düşmanımın başına vermesin. Öyle mi? Ben sadece psikolojik bir tepki zannediyordum ama... Aa, Gizem Hanımcığım ah nerede, nerede? Serdar, ta dededen öz filofobik. Bugüne kadar kendisinin herhangi bir kadına aşık olduğunu ne bir gören, ne bir duyan tek bir canlı yok. O yüzden çok şanslısınız. Süper o zaman. Ay ben çok özür dilerim, kusura bakmayın lütfen. Ben biraz patavatsızım da, patavatsızlığımı verin. yok, veririm tabii. O zaman... Ben size kartımı vereyim. Çünkü bu röportaj benim için gerçekten çok önemli. Eğer müsait vaktinizi ayırırsanız çok sevinirim. Burada numaram yazıyor benim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim o zaman. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Aşkım bravo sana be.